Açmamış. Herkese yeni bir günden, yeni bir vlogtan merhaba sevgili takipçi kankalarım. Evet. Özlem gene güne böyle full enerjik başlıyor. Ha bu çocuğu sabah 7'de okula gönderdim. İlk dersinin boş olduğunu unutmuş. 8'de beni arıyor. Anne beni almaya gelebilir misin? De git dedim, ne alacağım, sen otur işte okulda dedim bir saat. Teyzen mi o? Aa yok, bugün Özge çalışmıyor. Ama Lewandowski. Neyse. Gene ana yüreği dayanamadım. Hemen Halis'i bıraktım. Almaya geldim ama eve falan götüremem. Çünkü bugün saat 9'da Melis'in merkezinde olmam lazım. Aslında şu an yola çıkmam gerekiyordu. Neyse birazdan Melis'e yazacağım. Bir 15 dakika gecikeceğim aşkım, yazayım. Markete uğramam gerekiyor. Aha bak Melis yazdı. Görüyor musun? Bak geliyor mu diye şimdi ben mesaj yazacak. Zeynep yüzünden terminime geç kalacağım. Orada da işler terminle oluyor. Ha, ben çıkıyorum, başka bir müşteri geliyor. Neyse markete dedim bari gideyim de Mikail'le. Türk marketine gidip taşlık alacaktım. Bugün Turgut geliyor Türkiye'den. Akşam saat 5 gibi falan da onu havalimanına almaya gideceğim. Çocuklarla birlikte, çocukları da istiyor. Ondan sonra az şöyle öne geleyim. Normalde böyle önde sürmüyorum arabayı. Yaslanarak, şöyle yatarak sürmeyi seviyorum da çok geride kalıyorum o zaman sizin için. Neyse hemen şöyle yapılacaklarım, yani yapılacaklar listesini anlatayım size. Şimdi markete gideyim, taşlık alacağım. Aynen taşlık alayım. Aslında kışın domates almayı sevmiyorum ama bakayım domatesin rengi şeyi falan güzelse böyle bir iki tanecik sadece domates alırım. Başka ne yapayım onun yanına? Normal pilav yaparım ya. Taşlık, yani taşlık sote yapasım var. Şöyle güzel bol soğanlı biberli. Ondan sonra yanına pirinç pilav yaparım. Bir de mercimek çorbası da yapabilirim. Aynen mercimek çorbası yaparım. İşte taşlığı alayım. Sonra tekrar yine Mikail'i bırakacağım. Artık 3:30 gibi falan. Ondan sonra da Melis'ciğimin zayıflama ve güzellik merkezine gideceğiz. Şimdi kış ayı demek benim için böyle güzelleşmek demek, bakım demek, zayıflamak demek, diyet demek, spor demek. Ben de öyle çok fazla spor yapmayı seven bir insan değilim maalesef. Yapmayı sevdiğim tek spor yüzme. Onu da şimdi haşamalarımı anneme verdim. Başka da haşamam yok. O yüzden ne yapacağız? Zayıflama merkezine gidip azıcık şöyle yağlarımızı erittireceğiz. Ondan sonra söyleyeyim, azıcık deri gerdirmesi yapacağız. Derilerimizi gerdirmek için aletler var. Yağ shape. Vücut işte deri altındaki yağları kırdıran alet yağ slim, ya da tam tersi de olabilir. Yok öyleydi. Daha sonra kalça ve karın bölgesindeki selülitleri gidermek için GB, şöyle güzel bir komplo full paket yaptırayım. Maxilim Herten, Melis Çakıroğlu arkadaşımdan. Ay neyse, ve kaşlarım. Kaşlarıma biliyorsunuz işlem yapılmıştı. Kalıcı boya, ama işte bir 4 hafta sonra benim onun üzerine gidip ikinci yaptırmam gerekiyordu ama benim canım o kadar çok yanmıştı ki. İtiraf ediyorum. Canım çok yanmıştı, çok canım acımıştı. O yüzden cesaret edip ikinci boyama faslına gidememiştim. Yaklaşık bir iki haftadır, üç haftadır da söyle, iki ay falan olacak galiba. Hatta bayağı oldu yani, iki ay bayağı oldu yaptırdığını. Ama dün kuaföre gittim ve kuafördeki kız diyor ki yani hiç yaptırmasan, yani nahfül yaptırmasan bile diyor aşırı güzel kaşlarının rengi diyor. Hani çok orijinal diyor. Dedim Melis'ciğim sağ olsun. Ama gidelim ya, bir tık daha açılsın. Çünkü renginin bir tık açıldığını hissediyorum ben. Şimdi bugün tabi yaptıracağım, çok koyu böyle siyah gibi görünecek ama o birkaç gün sonra gidecek. Öyle. Ondan sonra Melis'ten çıkınca artık işte market işim vardı. Marketi öne almış olduk. Ne yapacağız? Turgut'un arabasını temizleyeceğim. Ömer Halis'i almadan önce. Şöyle komple bir içini süpüreyim. Ayak altlarını. Şöyle bir iki tozunu alayım. Zaten geri kalan tüm derin temizliğini kendisi iş yerinde yapar. Mesleği bu zaten. Araba iç dış bakım. Hani gel. Nereye? Markete mi? Ha gel.
Ama soğukta ne bekleyeceksin arabada? Bir şey almak istersin belki. Ya. Neyse öyle işte canlarım benim. Plan bu. Sonra Ömer'i alacağım. Eve gideceğim. Yemek yapacağım. Önce yemeğimi hazır edeceğim. Ondan sonra da evleri şöyle bir toparlarım. Çünkü öyle işte. Çünkü yok öyle. Haydi bakalım. Günümüz başlasın. Siz de bana eşlik edin. Kolay gelsin. Ah, alo. Muhakkak. 3 oraya şeker almış. Dedim çabuk sepeti taşı. Yok öyle bedavaymış beleş. Dedim yok öyle beleş. Arkadaşlar geçen ne sucu alıyorsun diye sormuşsunuz. Bakın. Normalde Efe Paşa, Ege Türk falan alıyorum. Ama bazen Sırma'nın oluyor. Sırma'nın ikinde aldım oluyor. Aynen. Ha bir de şey alıyorum. Şöyle şu boyutta pastırmalı sucuk var. Ama ne markasıydı unuttum. Ha tamam şuymuş. Santat'ın pastırmalı sucuğunu da aldım oluyor yani. Benimkiler çok seviyor. Şimdi başka ne alalım? Sosis ve salam falan almıştım. Sucuk da var şimdi biraz evde. Buradan başka bir şeye ihtiyacım yok ya. Türk malı. Onu da alabiliriz. Onu da alabilirim. Akşam yemeğine. Aa, Uludağ'ın şeyleri de varmış ha. Limonata ve mandalina. Limonatasını. Dur şöyle yapacağım. Seni bırakacağım. Seni... Sen güzel misindir ki acaba ya? Portakal. Emin olamadım. Şöyle iki tane küçük alayım. Ay. Ne yaptın? Niye bakıyorsun? Çocuğum. El bir aras or aras. Paris gitmiş. Resmi tutoya. Ha onu mu alacağım? Yeah. Amerikan şeysi diye verdiğimiz daha, şeylere bak. Daha da çok var. İyi hadi bakalım öyle olsun. Ben ne alsam ki şimdi şöyle kendime yemeğe. Canım bir şeyler çekiyor ama ne çekiyor onu da bilmiyorum. Haydi. Anacına yardım et. Ta seni okula aldım. Melis'le de bu arada haberleştim. Mesaj attı dedim ya o da yazmış ki Özlem. Saat 9.30 yapsak olur mu? Bunları hiçbirini göstermeyeceğim. Burada gördünüz. But aldım. Taşlık aldım. Soğan, ekmek. Kavuska yemeği yapacağım yarın. Kış demek kavuska demek. 3 domates, bir de şunlar. Tamam yeter. Daha ne olsun. Sepeti şuraya bırakabilirsin çocuğum. Bırak anneciğim. Firden bahsettiğim bu. Yani pis değil de şunlardan var. Şunları bir çıkarayım şuraya. Yerleri yapsam yeter. Gerisini kendisi yapsın. Şöyle. Abone. Ay burası bayağı finaymış. İşte hep çocukların oturduğu yerler. İşte bana sen yapma ben yaparım dedi Turgut ama. Ay gönlüm el vermedi. Onun arabası hiç böyle olmaz. Şimdi görünce adam kısa şaplı bir şok geçirmesin. Bize mi sevinsin arabasına mı üzülsün. Şimdi içine dert eder. Keder olur ona.
O yüzden adam kısa şaplı şok geçirmesin. Ben şurada süpürürüm şimdi bunları. Benim sıç yazıyor ama aynı euro olmuyor mu aşkım?
sonrası. Bakın. Vallahi oradan buradan. Mis gibi oldu be. Nah mis gibi oldu. Nah mis gibi oldu. Ömer Halis buraya ayaklarıyla vurmuş. Şimdi ama oldu. Arada gözden kaçırdığımız yerlerde olabilir. Hoppala. Hatta şurayı da şöyle, pardon. Ama sonuç olarak mis gibi oldu. Evet. Bakın. Vallahi ta şuralara kadar sildim. Turgut da yerimi bil. Kendi arabamı bile temizlemiyorum bu kadar. Ay şurada dur bakalım. Burayı da sildik mi? Tamamdır. Ondan sonra Melis'in merkezine doğru gidelim. Tamam. Oh mis. Vallahi içim açıldı kız. Tamamdır. Bence araba mis gibi oldu. En son de şöyle şurayı sildik mi? Şimdi saat 9. 9'u 10 geçiyor hatta. 20 dakika sonra Melis'in orada olmam lazım. Haydi gidelim. Haydi bakalım. Evet, ben eve geldim arkadaşlar. Eve geldim. Ömer Halis'i aldım. Hatta Mikail de geldi. Şöyle telefonumu da şarja takayım. Hemen en hızlısından mutfağa girdim. Çorbadan vazgeçtim. Pilav yapacağım. Ve taşlık. Aynen. Ve en acilinden taşlıklarımı hemen yıkadım. Başlıyorum şöyle en acilinden taşlıklarımı kesmeye. Güzel, hemen şunları şöyle minik minik doğrayayım. Tencerenin altını da açacağım birazdan. Aynen. Hiç böyle şey karıştırmayacağım. Pilav üstü yapacağım şöyle pilavın yanına. Eve gelince hemen bir de yanına turşu çıkarırız. Yeter zaten, daha ne olsun. Böyle bakalım. Ay bugün var ya Allah'ım, oradan oraya oradan oraya. Her şeyi bir günde yaşadığım bir gün. Ama sizler bugünümü iki vlog halinde izleyeceksiniz. Bugün işte Melis'e gideceğim dedim ya sabah. Melis'in oralardaki o kaş işlemlerimi vesaire. Kaşlarımı nasıl yapıldı, ne edildi. Diğer tüm aletleri vesaire. Onların hepsinin videosunu yarın izleyeceksiniz. O video yarın gelecek. Öyle bakalım. Şimdi saat 4 çeyrek geçe Gülşen okuldan çıkıyor. Gülşen okuldan çıkmadan tüm yemeğimi pişirmiş, halletmiş olmam lazım. 4'te çıkacağım evden. Gülşen'i alacağım. Ondan sonra da artık yavaş yavaş Düsseldorf havalimanına doğru yola çıkacağız bakalım. Öyle gidelim. Turgut Bey'i havalimanında karşılayayım. Bu arada onlar da tüm böyle aile. Hatta size de şöyle şuraya eklerimdir oradan. Kuzenim İsmail aradı. Abla ne yapıyorsun diye. Aa dedi, paketini dedi. Abla dedi, paketini dedi, gönderiyoruz. Sağ salim. Ondan sonra kayınpederim, kayınvalidem, görümcem, eşi. Ondan sonra Turgut'un amcası. Elif'in güncesi, kuzenim biliyorsunuz, dayımın kızı, onun erkek kardeşi İsmail filan. Ondan sonra Turgut'un abisi Umut abi, hepsi beraber iki araba Turgut'u uğurlamaya gitmişler. Size de şöyle şuraya koyarım birazdan. Görümcem diyor ki, aa diyor, ağzınca kulaklarında diyor, pek bir mutlu gördüm seni diyor. Dedim, hayat böyle maalesef, birileri bir yerde ağlarken birileri İşte gülebiliyor, sevinebiliyor. Yani ayrılıklar her zaman kötü maalesef. Şimdi onun bütün ailesi orada.
annesi babası, ay annesi demişim yani, annesi vefat etti. Teyzem anmışken bu arada, mekanı cennet olsun inşallah. Yani kardeşleri, sevdikleri, herkes, her şey. Burada bir tek biz varız. O yüzden ona şimdi acı geldi. Bir de 5 hafta kaldı Turgut. 5 haftada güzel bir vakit yani, Türkiye'de kalmak için. Ve insanlara, ortama alışmak için sağlam bir vakit. O yüzden ayrılmak çok zor olmuştur diye tahmin ediyorum. Ama burada da biz varız. Türkiye'ye gidince böyle oluyor ya. Bir yanınız seviniyor, bir yanınız da böyle üzülüyor maalesef. Öyle değişik karmaşık duygular içerisinde oluyoruz biz gurbette yaşayanlar. İşte farklı, ne desek, nasıl anlatsak boş, ancak gurbeti yaşayanlar bilir. Şöyle pilav için birazcık tereyağı koyayım. Suyumu da kaynattım. Şunlar güzel bir kavrulsun. Ondan sonra bakacağız bakalım, hadi. Çok konuştum. Şöyle. Pilavımızı, pirincimizi güzel kavurdum. Allah, döktük vallahi. Acele acele iş yapınca. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Taşlıkları da attım şöyle ocağa. Tuzumu da ekleyeyim. Altını kısayım. Böyle demini alsın. Pilavın altını kapattım. Şimdi şuna çeşitli birkaç baharat koydum. Suyunu iyice çektikten sonra 2 tane orta boyda soğan ekledim. Bol soğan olsun. Biber eklemekten vazgeçtim. Şurada bir tane kocaman domates ve bir tatlı kaşığı da salçam var. Bunu da böyle ekleyip karıştırıp altını kısacağım. Ondan sonra yemeğim hazır. Sonra yemeklerim hazır. Ondan sonra şimdi Gülşen'i bekliyorum. Gülşen gelsin. Hemen ona az böyle bir iki bir şeyler yedireyim. Sonra saat 5'te evden çıkacağız. Saat şu an 4. Aynen. Bir saat sonra evden çıkacağız. Arkadaşlar. Vallahi yemekler hazır. Evim temiz. Gülşen de geldi. Karnını doyurdu o da hemen. Küçük oldu, indiriyorsun. La ilahe illallah. Ta göğe çıkarmış şeyi. Neyse bakalım, çıkıyoruz. Bir anda yağmur başladı. 50-55 dakikalık yolum var. Hadi bakalım, bismillah. Turgut'un 3 an dinlesene, tam 1 saat var. Biz geldik tam 1,5 saat sonra. Turgut yazmamış daha. Yazmadığına göre yavaş. Gel. Yazmadığına göre demek ki daha uçağa inmedi. Aslında inmiş olması gerekiyordu. Ya rotor yaptı bilmiyorum. Şimdi içeri gireyim anlayacağım. Vaa, bir yağmur yağdı. Anlatamam size. Acayip çok yağmur yağdı ve çok trafik vardı. Çok doluydu yani yollar. Ah, çok strese girdim. Yalan yok. Yalan yok, çok strese girdim. Ne yapıyorsunuz? Hadi bakalım. Anne komut. Geldik. Şimdi baktım, uçağı rötel yapmış. Normalde 5.30'da inecekti. Ama 6'yı çeyrek geçe inecek. Nereye arıyorsun babanızı ya? Da babanız yukarıda uçuyor. Saçmalama. Gene bakıyorum. Zonguldak 16.16 diyor. Yani 16.5 şey 18 pardon. 18.5 ile. Ha, sofa. Hadi gelin şurada oturalım. Gel şu tarafta oturalım. Bir kahvemi alsaydım. 20 dakika var. Ve Turgut yazdı, uçak indi. Şimdi 5-10 dakikaya da çıkar. Of, fikirde duruyormuşuz. Ta 6. perona doğru yürüyoruz. Ay, yoruldum. Evet, elimde kamera. Şuradan TK çıksın diye bekliyorum. Kız ayakta beklemekten karnıma ağrılar girdi. Sen tutmak istiyormuşsun.
Hayır, biz de burada kapıda bekliyoruz sadece. Sen gör. Yalnız az dur bir Gülşen şu an hiç farkında değil. Gülşen. Hayır, ben de diyorum ki onlar niye kıkırıyor? Valiz gitti. Valiz artık gelirse. Gülşen niye olmuyorsun? Baba, heh. Bak bir yana şöyle yaptım. Evet. Bir de şöyle baktım. Ha, gördüm. Nereden geldi? Ben arkadan geldim. Üstümüzden geçiyor. Anam. Çağa bakın. Aslında şu an bayağı inerli gibi gözüküyor ama tepemizde. Neyse bakalım arkadaşlar. Tam 2 saat bekledikten sonra Turgut çok şükür dışarı çıkabildi. 6'da havalimanındaydık. Saat şu an tam 8. Vallahi ne olduğunu ne gittiğini sonra anlatacağız. Acayip şeyler, karışık işler. Öyle yani. Ve saat 9. Biz anca işte bir 10 dakika 15 dakika falan oldu. Hemen yemekleri ısıttım. Şimdi oturup keyifle karnımızı doyurup yemeğimizi yiyeceğiz bakalım. Of, yoruldum be. Evet sevgili takipçi kankalarım. Neyse bakalım, bir günün ve bir videonun daha sonuna gelmiş bulunmaktayız. Şimdi Turgut'un valizi ortada yok. Sadece Turgut'un değil, Turgut'la birlikte 100 kişinin hatta belki de 150 kişinin de valizi ortada yok. Valizler nerede, nereye gitti, ne oldu? Onları önümüzdeki günlerde Turgut'la yine bir yere geldiğimizde konuşur, anlatırız sizlere de. Ama artık bugünlük benden bu kadar. Yarınki vlogda görüşmek ve buluşmak dileğiyle hoşça kalın.